Cat Corin, Champamania, Heja, Seidain May Heja, Havalu Hogrin May Heja, Unhemu, Bahiru Hashi, Sesserime, Sacharimera Hudson, Iro Hejdemin, Nobeta, Wijdan O Adalet, El Sernave, Hamu, Nobedarin, Wijdan O Adalet, Wehemia, Selavdicum, Heratina Vedicum, Iro Roja, Inye. از همو سیده خو هیوی دکم که ایرو امدعه خو جبو پیکانینا وجدان جبو پیکانینا عدالت و جبو خلاصی همو ملت مظلوم پیبینن از ببیرو باورم همو تنگایی ایلهیم دناب خدا خلاصی شی دبارینه خلاصی تنگایی فرهی به هفدورا دمشه که ام دست خوبدن دست هفدو که ام مظلوم له بودو خی در بکن که ام گش به بودو را دجی زارما در بکن که ام گش به بودو را جزارما را بجن ظلم نه قبول کرن که ام ریا صلحه ام ریا آزادی بدن پیش خو به اذن قوات خدا و خدا جی آوه کی لوی آری که پیش آوی گل مظلوم جی فره بکه رونهی بکه دهلی کاردشترم قرس ملت اکیلیمز ایهان بیلگن 6 milyon insanın iradesiyle seçmiş olduğu parlamento grubumuzun en saygın arkadaşlarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda partimizin sözcüsü. 31 Ocak 2017 tarihinde gözaltına alındı, tutuklandı. Tamı tamına 192 gündür Silivri cezaevinde rehin tutuluyor. Ve sizlerin de bildiği gibi sevgili Ayhan Bilgen tam da bilge kişiliğiyle cezaevinde de zindan koşullarında da bu çıkmaz sokağa dur diyor. Cezaevi koşullarında, zindan koşullarında dahi özgürlükten, eşitlikten ve onurlu bir barış çabasından vazgeçmiyor. Müsaadenizle Görüldü kitabından bir pasajla başlamak istiyorum. Mevlana'nın en sevdiğim sözlerinden biri, bir ayağımız pergel gibi sabitken, diğer ayağımızla dünyaya uzanmalısınızdır. Bir hadiste, iki günü birbirine denk olan bizden değildir dendiği rivayet edilir. Dünyayı değiştirme iddiasını yaşama sebebi olarak görenlerin önce kendini değiştirme cesaretini göstermesi gerekir. Kınayıcıların kınanmasından korkmadan der Kur'an-ı Kerim. Bu aslında varacağımız menzilden çok yolu, yolculuğu sevmektir. Ben de derdimi seviyorum. O güzel halk türküsünde çok güzel dillendirildiği gibi sermayem derdimdir, servetim ahım. Biz Ayhan Bilgen'e, eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a, eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'a, grup başkan vekillerimiz İdris Baluken, Çağlar Demirel'e, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, partili arkadaşlarımıza, legal demokratik siyasetin aktörlerine, kaleminden dolayı, sadece ve sadece fikrinden dolayı, hakikati savunmasından dolayı şu anda cezaevinde bulunan Semih ve Nuriyelere bir adalet ve vicdan borcumuz var. Adalet ve vicdan tecelli edinceye kadar, faşizm gerileyinceye kadar, bu ülkeye huzur gelinceye kadar vicdan ve adalet hareketimiz, çabamız devam edecek. Değerli kardeşlerim, bir kez daha ifade etmek gerekir ki, adeta bütün insani değerler son iki yıldır ağır saldırı altında. Bir toplumda adalet dediğimiz kavram toplumu bir arada tutmanın mayasıdır mayası. Eğer adalet bozulmuşsa o toplumu bir arada tutmanızın imkanı olanağı yoktur. Adalet öyle bir duygudur ki o topluma, o ülkeye, o ülkenin demokratik değerlerine
aynı zamanda aidiyet duygusunu geliştirir. Bırakın bunların adaletinin mayası, bunların adaleti sadece ve sadece tabelalarında bir yazıdan ibarettir. Onların adaleti maya değil, tuzun kokmuş halidir. Eğer ku hue bin bide ev huya ku bin dahi ku hevir nabe hevirdir o tama winaneji nine. Şimdi adalet duygusunun kendisi, adalet mekanizmasının kendisi ağır bir saldırı altında. Neredeyse 5000'i aşkın hakim ve savcı önce görevden el çektirildi. Açığa alındı, tutuklandı. Şimdi tek tip bir yargı inşa etmenin çabası içerisindeler. Ve yargıyı, muhalefeti susturmanın bir sopası, bir aracı, bir silahı haline dönüşmek istiyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. En son Adalet Bakanlığı bir avukatlık talimnamesi yayınladı. Bir kere bağımsız bir yargıdan, adil bir yargılamadan söz edebilmemiz için savunma hakkının kutsallığına riayet edilmesi gerekiyor. Tıpkı iddia makamı gibi, tıpkı yargılama mekanizması gibi, eğer savunma özgür değilse orada yargının özgürlüğünden söz etmek imkansızdır. Şimdi bu genelgede hakkında herhangi bir siyasi isnat bulunan avukatlar Cumhuriyet Başsavcılığının keyfiyetiyle ilgili davalardan el çektirilebiliyor. Yani savunma makamının kendisi, savunma hakkının kendisi bir tehdit ile karşı karşıya, bir saldırı ile karşı karşıya. Bunun anlamı çok açık ve nettir. Nasıl ki Guantanamo'dan ilham alanlar cezaevlerinde tek tip elbise dayatıyorlar, şimdi yargının kendisine, yargı makamının kendisine tek tip bir savcı, tek tip bir hakim, tek tip bir avukat, bir savunma oluşturmaya çalışıyorlar. Bu uygulama, bu genelge Guantanamo'dan ilham alanların yargıyı getirmek istedikleri son noktanın ta kendisidir. Bu itibarla da insan hakları savunucuları, hak savunucuları, aynı zamanda düşünce özgürlüğü savunucuları olan avukatlar, avukatlık mesleğinin ellerinden alınması tehdidiyle karşı karşıya. Bir kez daha buradan yüksek bir sesle ifade ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Sizler ne yaparsanız yapın, halkın adalete erişme çabasının, arzusunun, mücadelesinin önünde bir engel, set oluşturamazsınız. Bakın bugün burada, Musa Antep Parkı'nın önünde vicdan ve adalet çağrısının kendisini bir ablukaya, bir tecride, bir izolasyona aldığınızı ve aynı zamanda bununla toplumun vicdanıyla buluşmanın önüne geçildiğini sanıyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Çünkü vicdan ve adalet nöbetinin bir amacı da bu korkunuzu deşifre etmekti, maskeyi düşürmekti. Ve şükürler olsun ki bir kez daha zalimin maskesi düşmüş oldu. Ve şükürler olsun bir kez daha bu hareketin vicdanıyla toplumun, halkın vicdanı buluştu. Her geçen gün bu vicdan seli biraz daha büyüyor. Değerli kardeşlerim, demokrasilerde siyasi partiler nasıl vazgeçilmezse bir rejimin demokratik olabilmesinin vazgeçilmesi nasıl ki özgür bir muhalefetse bir yargının da bağımsızlığının ve bir yargının da etkin işleyişinin olmazsa olmazı savunma hakkıdır. Bugün Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, HDP milletvekillerinin cezaevinde oluşunun tek bir nedeni var.
legal, demokratik siyasi siyaseti tasfiye etmek. Muhalefetin sesini kısmak. Böylelikle toplumu tek tipleştirmek, topluma deli gömleğini giydirmek. Andolsun ki topluma giydirilmeye çalışılan o deli gömleğini, o faşizm gömleğini bugüne kadar yırttığımız gibi vicdanımızla, adalete olan inancımızla, özgürlüğe olan aşkımızla ve onurlu bir barışı inşa etme kararlılığımızla yırtıp atacağız. Bu deli gömleğini hep birlikte reddedeceğiz. Selahattin Demirtaş milyonların gönlünde taht kuran bir siyasi liderdir. Siz AKP Genel Başkanı, siz bir dünya lideri olma idealini, hedefini her fırsatta siz ve yandaşlarınız ifade ediyorsunuz. Peki sen %50'nin temsilcisi, iradesi olduğunu söylüyorsun. Bu toplumda en az %50 beni destekliyor diyorsun. Toplum kimi destekliyorsa toplumun iradesi başımız gözümüz üstünde kabulümüzdür. Peki nasıl olur da toplumun %50'sinin iradesini, teveccühünü kazanan bir lider, toplumun %13'ünün, 14'ünün teveccühünü kazanan bir liderden korkar, ürker? Siz tarihe muhalefetinden korkan genel başkan olarak geçeceksiniz. Demokrasiden korkan genel başkan olarak geçeceksiniz. Siz tarihe seçim bir yarıştır. Bir demokratik yarıştır. Seçimle elde edemediği belediyeleri silahın zoruyla ele geçiren, zapt eden lider olarak tarihe geçeceksiniz. İşte bütün bunlardan hareketle bir kez daha söylüyorum. Bu etkinlik, vicdan ve adalet hareketi bir kez daha maskeleri düşürmüştür. Ne diyor AKP Genel Başkanı? Eğer diyor AKP zaafa uğrarsa memleket, ülke zaafa uğrar. Hop diyoruz biz de. Hop, orada bir dur. Neden AKP zaafa uğrarsa memleket zaafa uğruyormuş? Senin dışında başka siyasi partiler de var. Neden sen seçimle geldin, milletin iradesiyle geldim diyorsun da milletin iradesiyle geleni cezaevine koyuyorsun? Senin diğer liderlerden, diğer siyasi partilerden ne farkın var demokratik değerler arasında? Eğer seçme ve seçilme hakkı, kriteri tek bir ölçüyse ne farkı var? Hiçbir farkı yok. AKP'nin zaten içerisinde bulunduğu şu andaki durum, son 2 yıllık bütün uygulamaları zaafın en büyük halidir. Eğer bugün Türkiye'de bir zaaf varsa, bir zafiyet varsa o da AKP, MHP, Şer koalisyonuyla bu ülkenin yönetilmiş olmasıdır. Ve HDP'nin temel çıkış noktalarından bir tanesi de ülkeyi bu faşizm zafiyetinden kurtarmaktır. Hiçbirinizin şüphesi olmasın ki ülke bu zafiyetten mutlak surette, bu şer ekseninden, bu şer cephesinden mutlak surette kurtulacaktır, kurtarılacaktır. O da vicdan ve adalet mücadelesiyle, eşitlik, özgürlük ve onurlu bir barış mücadelesiyle gerçekleşecektir. Kardeşlerim, tamı tamına 25 gündür eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş meclis başkanından yanıt bekliyor. Anayasa Mahkemesi'ne milletvekillerinin tutuklanmasının anayasaya açık ihlal olduğu gerekçesiyle dava açtık. Ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce bu konuya ilişkin vermiş olduğu içtihat kararı var. Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi'ne tam 3 ay önce bir dilekçe gönderdi ve dedi ki Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olması meclis faaliyetlerini, yani seçilmiş olmasından kaynaklı meclis faaliyetlerini ifa etmesi önünde bir engel değildir. Eş genel başkanımız
Hodri meydan dedi. Madem ki tutuklu oluşum meclis faaliyetlerine katılmam önünde bir engel değilse, o halde kurum sekbisi parlamentoda grup toplantılarımı kendim yapmak istiyorum. 25 gündür meclis başkanı yanıt vermiyor. Ama meclis başkanı meclisin yerlerde sürünen itibarını, darbelenen itibarını kurtarmak için fiyakalı arabalara binmeyi, fiyakalı arabalarla itibar yükseltmenin arayışı içerisinde. 10 yıl boyunca hasbelkader bir şehirde belediye başkanlığı görevini yürüttü. Vallahi ticari taksi esnaflarımız başlarımızın tacıdır hepsi. Minibüsler, minibüs kooperatiflerimiz, emekçi kardeşlerimiz başlarımızın tacıdır hepsi. Bir minibüs sahibi veya bir taksi esnafı bir haksızlığa maruz kaldığımda başkanları belediyenin kapısında dayanırdı. Başkan sen bizim üyemize şu haksızlığı yapamazsın derdi. Bir meclis başkanı, koskoca bir meclis başkanı, sözüm ona milletin iradesinin temsil tecelli etmiş olduğu yerin başkanı, bugün zahireciler odasının başkanı kadar üyesine sahip çıkmıyor. İtibarına sahip çıkmıyor parlamentoda. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bütün bunlar aynı zamanda tarihe bir not olarak düşecektir. Eğer meclis başkanı senin bir çaban varsa, bu hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin, bu itibarsızlaştırmanın ortadan kaldırılması konusunda bir çaban varsa ve o çabanda sonuç alamıyorsan, sen de engelleniyorsan, o halde çık kamuoyuna açıkla. Çık açıkla ki Anayasa Mahkemesi'nin 3 aydır raportörün raporunu sunmuş olmasına rağmen halen hükmün neden açıklanmadığı bu vesileyle açığa çıkmış olsun. Bu vesileyle toplum bütün bunları bilmiş olsun. Toplum bütün bunları öğrenmiş olsun. Değerli kardeşlerim, HDP'nin tasfiye edilme operasyonu, daha açık bir ifadeyle legal demokratik siyasetin tasfiye etme çabası bugün dahi ha, vicdan ve adalet nöbetini sürdürmüş olmuş bugün dahi devam ediyor. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, İstanbul'da ve ülkenin daha pek çok coğrafyasında HDP'nin aktivistleri, üyeleri, il başkanları, yöneticileri gözaltına alınıyor. Tamı tamına şu ana kadar 6400'ü aşkın aktivistimiz, bileşenlerimiz, 750'yi aşkın içerisinde il ve ilçe yöneticimiz, eş başkanımız tutuklandı. Peki HDP miskali zerre kadar geri adım attı mı? Geri adım atmayacak. Biz vicdan diyoruz, onlar vicdansızlıkta ısrar diyorlar. Biz adalet diyoruz, onlar adaletsizlikte ısrar diyorlar. Hiç şüpheniz olmasın da. Hiç şüpheniz olmasın. Kendi hukuklarıyla, kendi hukuksuzluklarıyla mutlaka ama mutlaka yargılanacaklar. Mutlaka ama mutlaka halkın önünde, hakkın önünde, günü geldiğinde mutlaka hesap verecekler. Legal demokratik siyaset ve muhalefet neden bir ülkenin demokrasisinin olmazsa olmazıdırının ispatı Şapatan köyünde yaşanan taciz ve işkenceden bir kez daha açığa çıktı, ispatlandı. Düşünün, bir gece yarısı bir mahalle basılıyor, halk meydan dayağından geçiriliyor, 7'den 77'ye insanlar darp ediliyor, şişleniyor, hakaret ve küfürlere maruz kalıyor. O şehrin valisi çıkıp diyor ki, sosyal medyada dolaşan işkence fotoğrafları örgüt propagandasıdır. O örgüt propagandası değil, o işkence suçunun, yani insanlığa karşı işlenen suçun teşhir edilmesidir, teşhir edilmesi. Eğer HDP olmasaydı, HDP dimdik ayakta olmasaydı, HDP vicdanda, adalette,
özgürlükte, eşitlikte, zulme karşı direnmede ısrarcı olmasaydı, o vahşetin üstü vali tarafından kapanmış olacaktı. HDP'nin heyetinin orada yürütmüş olduğu çalışmalar, belgelendirmeler, girişimler en nihayetinde vali yapmış olduğu açıklamadan çark etti ve bir kolluk görevlisinin, bir polisin açığa alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Peki, o 36 insanın haksız yere gözaltına alınması, onlarca insanın darp edilmesi, 6 yaşındaki bebeden 87 yaşındaki anneye kadar darp edilmesi tek bir polisin suçu mu? Hayır, öyle değil. Bir kurbanlık koyun seçmişler. Öyle değil. Talimatı veren kimdir? Bunu saklamaya çalışan kimdir? Her kim ki kamu görevlisine, kolluk görevlisine sen görevinin dışına da çık, sen yetkini de aş, kimse seni yargılamayacak diyorsa işte esas baş odur. Baş tam en aşağı seviyeye kadar işkence suçuna bulaşmış olan hiç kimse, haksızlığın üstünü örtmeye çalışan hiçbir kimse adaletten kaçınamaz kardeşlerim, kaçınamaz. Bakın, çok değil, bundan 2 yıl önce Ağrı'da 2 fırıncı genç çocuk gecenin karanlığında fırının odunluğuna saklandılar. Korkularından bir çatışma çıkmıştı çünkü. Ve orası tarandı. 2 çocuk 15 yaşında hayatını yitirdi. Dönemin valisi onları önce terörist olarak ilan etti. Kamuoyunun baskısı, kamuoyunun kimi medya kuruluşlarının hakikate kamerasını, mikrofonunu uzatmasından sonra gerçek açığa çıktı ki onlar masum 2 emekçi, fırında çalışan 2 çocuk. Buna rağmen dönemin valisi soruşturma açmaya izin vermedi. Ve aynı vali çözüm sürecini Haziran öncesi akamete uğratmak için Ağrı'da bir provokasyona imza attı. Zeminini hazırladı. Peki sonuç itibariyle ne oldu? Şu anda o vali kızağa alındı. Yani faşizm öyle bir şeydir ki sizin rütbeniz, yetkiniz ne olursa olsun sizi kullanır, kullanır, kullanır. En sonunda kullanım değeriniz, kullanım miadınız dolduğunda sizi bir kenara atar. Dolayısıyla buradan benim bütün kamu görevlilerine çağrım var. Suç olan talimat, aha burada, ha, vicdanınızda, hukukta suç olan talimat kimden gelirse gelsin yerine getirmeyin. Çünkü eninde sonunda, eninde sonunda o suçtan dolayı sizler mutlak suretle yargılanacaksınız. Çünkü işkence suçu dediğimiz suç, yaşam hakkına saldırı dediğimiz suç, zaman aşımına uğrayan suçlardan değildir. Şüphesiz ki bu çabamızda gerçeğin kabul edilmesi pozitif bir gelişmedir ama yetmez. Bütün sorumlular açığa alınmalıdır. Ve kabul etmek gerekiyor ki işte savaş bundan dolayı kirletiyor. Savaş bundan dolayı kirletir. Suç öğretir, suçlu öğretir. Savaş vicdandan uzaklaştırır, ahlaktan uzaklaştırır, insanlıktan uzaklaştırır. İşte vicdan ve adalet nöbetimizin bir diğer amacı, bir diğer hedefi de vicdandan, ahlaktan ve barıştan daha fazla uzaklaşmasını önlemektir. Erdoğan, AKP Genel Başkanı, Guantanamo'dan model aldığını, ilham aldığını açıkladığı günden bugüne değin neredeyse 7 cezaevinde siyasi tutuklu hükümlere saldırılar gerçekleşiyor. En son örneklerinden bir tanesi de Van Saray Belediye Eş Başkanımız Zilan Aldatmaz'a yönelik çirkin saldırıdır. Buradan bir kez daha
belediye başkanımızın şahsında saldırıya maruz kalan bütün insanlara, bütün mahkumlara önce geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki, ama hiç şüpheniz olmasın ki bütün bu haksızlıkların, bütün bu hukuksuzlukların hesabı mutlaka hukuk zemininde, adalet zemininde mutlaka sorulacaktır. Şimdi AKP Genel Başkanı Erdoğan kendi tabiriyle bir siyasi gelenekten geliyor. Ve o siyasi gelenek 10 yıllardır Guantanamo uygulamasını ve işkencesini özü itibariyle o geleneğin inancının tümüne bir saldırı olarak değerlendiriyor. Ve ben de katılıyorum. Guantanamo modeli, Guantanamo deneyimi insanlık onurunun kendisine bir saldırıdır. Şimdi ben sorarım. Sorarım sana. Bu Guantanamo'da ilham almam bir paradoks mudur? Bir çelişki midir? Kendi varlık nedenini yok etme, ortadan kaldırma mıdır? Yoksa bu beyanın hangi badem akıllının fikridir? Bu fikir ancak ve ancak bir badem kadar aklı olanların fikri, beyanı, duruşu olabilir. Reddediyoruz. Bu itibarla da Guantanamo'nun bir daha bu ülkeye, bir daha 12 Eylül rejiminin bu ülkeye gelmemesi için var gücümüzde çabamızı, var gücümüzde mücadelemizi büyütmenin kararlılığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha ortaya koymak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Bütün bu yaşadıklarımız, bütün bu olup bitenler, eninde sonunda temel nedeni bugün bu ülkede barışın olmamasından, savaşın olmasından kaynaklıdır. Peki savaş niye var? Niye savaş var? Niye çatışma var? Çünkü hükümet varlığını savaşa borçlu. Varlığını çatışmaya borçlu. Bakın, çatışmasızlığı sağlayan en önemli etmen, en önemli gelişme Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasıydı. Hatırlayın lütfen, 2011 yılı, 2012 yılı şiddetin doruğa çıktığı yıllardı. Hemen hemen her gün onlarca insanımız, kamu görevlisi, sivil veya militan, onlarca insan hayatını yitiriyordu, toprağa düşüyordu. Tecrit kaldırıldı. Cumhuriyet tarihinin en ulvi projesi olan diyalog yöntemiyle, müzakere yöntemiyle sorunun aşımı konusunda bir süreç başladı. Ne zamana kadar? Çok açık söylüyorum. 5 Nisan 2015'e kadar. Çünkü 5 Nisan 2015'ten bugüne değin İmralı cezaevinde tecrit uygulanıyor. Neredeyse 860 gündür 122 haftadır dünyada neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uygulanıyor. Asrın Hukuk Bürosu'nun yayınlamış olduğu rapordan kimi verilere baktığımızda son 6 ayda 56 avukatın ve 25 kez aile müracaatına rağmen görüşme talepleri reddediliyor. Değerli basın mensupları, avukat yasağı ise 7. yılına girmiş bulunuyor. Uygulanan politikalar ve pratiklerin tamamı çok açık ve ne söylüyorum. Savaş kışkırtıcılığıdır. Eğer barış istense, eğer insanların kanının dökülmemesi istense, denendi, sınandı, tecridi kaldırırsınız. Tecridi kaldırırsınız. Bununla başlarsınız yola. Çünkü denendi, sınandı ve toplum bundan istifade etti. Ölümler durdu, çatışma durdu. Demokratik değerlerde yükseliş süreci başladı. Uluslararası kamuoyunda bu ülkenin itibarında yükseliş başladı. Ne yaptınız? Tek başınıza iktidar olma uğruna hem bu ülkenin evlatlarını
ölüme gönderdiniz, hem de bu ülkenin 30 yıllar boyunca biriktirmiş olduğu demokratik değerlerin tümünü berheba ettiniz, ortadan kaldırdınız. Bir kez daha söylüyorum. Bakın, CPT hasipitinin son 6 ay önceki ziyaretinin raporunun dahi açıklanmasına hükümet izin vermiyor. Dolayısıyla tecritte ısrar faşizmde ısrardır. Tecritte ısrar savaşta ısrardır. Biz vicdan ve adalet nöbetimizle bir kez daha tecrite karşı, savaşa karşı, çatışmaya karşı net bir duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Bu ülkede özgürlük gelinceye kadar, eşitlik inşa oluncaya kadar, tecrit ortadan kalkıncaya kadar, eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, gazeteciler, yazarlar, ekmeğine el konulanlar, bütün gasp edilen haklar, haklılara teslim edilinceye kadar vicdan ve adalet yürüyüşümüz, vicdan ve adalet mücadelemiz devam edecektir. Ben bu duygularla bir kez daha hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Vicdan adına buradaki güneşin altında bulunan arkadaşlarımı daha çok eziyete koymamak için birkaç husus daha vardı. Onları da yarınki basın toplantımızda sizlerle paylaşmanın heyecanını şimdiden yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.